Merhaba, ben daha yatırım danışmanlığı biriminden Demet Gültekin. Bu videomuzda sizlerle Kasım ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağız. ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların netleşmesiyle belirsizlikler azalırken, küresel varlık fiyatlarında ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilenmesi dikkat çekiyor. Ancak sonuçlar aynı zamanda bir kez daha bölünmüş bir kongre ile karşılaşabileceğimize de işaret ediyor. Bu noktada güçlü bir mali teşvik paketine yönelik beklentilerin varlığını düşünürsek mevcut tablo kısmen negatif bir algı yaratabilir. Buna karşın kongrenin dengede kalması aynı zamanda olası yeni vergi artışlarını sınırlandıran bir çerçeve çizdiği için negatif etkileri fazlasıyla limitler nitelikte. Öte yandan koronavirüs vakalarındaki artış yeni kısıtlamaları tetiklerken aşı konusundaki pozitif gelişmelerin de fiyatlamalara olumlu etki edebileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde ise enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahminini %12,1 seviyesine yükselten ancak politika faizini sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonlama maliyetini yukarı taşımayı sürdürüyor. Ekim ayında yıllık enflasyonda önemli bir değişim gerçekleşmese de TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu ay boyunca sürdürmesini bekliyoruz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığındaki görev değişimi ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası sonrasında Türk lirasındaki hareketlilik belirgin şekilde artmış durumdadır. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atanan Lütfü Elvan'ın, gerekse Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal'ın enflasyonla mücadele sürecinin tüm araçlarla kararlı bir şekilde destekleneceğine vurgu yapmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da özellikle fiyat istikrarı vurgusu geldiğini gördük. Ekonomi yönetiminden gelen mesajların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla en üst düzeyde desteklenmesi, yeni ekonomi yönetimi altında ekonomi ve para politikasının daha güçlü ve öngörülebilir olacağına dair beklenti yaratmış durumda. Bu beklentilere paralel olarak hafta başından bu yana TL varlıklarda son derece pozitif bir seyir izlenirken iyimserliğin kısa vadede etkisini sürmesini bekliyoruz. Risk grupları bazında dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı portföy modelimiz bulunmakta. Taşıdığı pozisyonlar itibariyle hali hazırda düşük riskli ve yıllıklandırılmış getirisi %33 olan dengeli portföyümüzün yapısında bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Ortalama risk seviyesini yansıtan yıllıklandırılmış getirisi %35 olan dinamik portföyümüzde bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Göreceli olarak düşük mevduat ve yüksek hisse ağırlığı ile hali hazırda yüksek risk seviyesini yansıttığı için yıllıklandırılmış getirisi %36 olan atak portföyümüzde bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Kasım ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanlı kazanca dönüştürmek için Unity Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.